Bir önceki videoda sıralı enlileri kullanarak oyuncağa yürüme efekti vermiştik. Hatırlarsınız. Aynı işlemi sıralı enliler olmadan denemeye çalıştım. Yürüme için gerekli olan resimlerin uygun koşulda yenisiyle değişmesini sağlamak gerçekten zordu. Hem kod yazmak çok uzun sürdü, hem de yaptığım hataları bulmak çok zor oldu. O nedenle sıralı enlileri kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Ayrıca bu şekilde yapabileceğimiz oyunların çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Acaba bu videoda oyun programlamayla ilgili neler öğreneceğiz? Merhaba Robo, merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle platform oyunlarında sıklıkla karşılaştığımız bir olayın nasıl oluşturulabileceği üzerinde konuşacağız. Oynadığım birçok platform oyununda yukarıdan bazı ödüller düşüyordu. Oyuncumla bu ödülleri yakaladığımda bazen puan, bazen fazladan hak, bazen de hızlı hareket edebilme gibi yeni özellikler kazanıyordum. Bugün yukarıdan düşen ödül animasyonu oluşturmaya çalışalım. Bu sayede ileride tasarlayacağımız oyunlarda benzer uygulamaları gerçekleştirebiliriz. Hatta bir yerine 5 ödül aşağıya düşsün. Yukarıdan düşenin ödül ya da başka bir şey olması programlama açısından fark eder mi? Aslında fark etmez. Düşen bazen ödül, bazen de kaçman gereken bir ceza olabilir. Ya da oyunun içerisinde yukarıdan aşağıya benzer şekilde hareket etmesi gereken başka bir unsur olabilir. Durum sadece senin hayal gücünle sınırlı. İstersen animasyonumuza geçelim. Önce ekranın üst kısmından aşağıya doğru düşen bir ödül ile başlayalım. Daha önceki etkinliklerimizde bir ödül görseli kullanmıştık. Ekranda da görüyorsun. Hood Game Blue isimli bu resmi animasyonumuzdaki ödül görseli için kullanabiliriz. Öncelikle ekran boyutunu belirleyelim ve ödül olarak kullanacağımız kuklamızı tanımlayalım. Kuklanın ilk oluşturulduğu noktanın ekranın dışında olmasını sağlamak için X ve Y koordinatlarını ekranın dışında bir noktayı gösterecek şekilde belirleyelim. Ben X koordinatı için Width, Y içinse Height girdim. Ama o zaman tamamen dışarıda olmaz ki. Ödülün sol üst köşesi ekranın sağ alt köşesinde görünecektir. Evet, peki tamamen dışarı çıkarmak için ne yazabiliriz? Ödülün top left değerini Width ve Height sabitlerine eşitlesek nasıl olur? Çünkü ilk oluşturmada verdiğimiz koordinat kuklanın merkezine denk geliyor. Bence uygun bir çözüm. Yazdığımız kodu hemen bu şekilde güncelliyorum. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz. Fareyi tıkladığımızda ödülün ekranın üstünde her seferinde farklı bir yerde olacak şekilde belirmesini sağlayalım. Bu görev için gerekli kodu yazıyorum. Gördüğün gibi ödülü sadece X koordinatına atamak üzere rastgele bir sayı üretmem yeterli. Tabii ki bu sayının hangi aralıkta olacağını da belirtmeliyim. Bu aralığın kuklanın genişliği ile ekranın genişliğinden kuklanın genişliğini çıkararak elde ettiğimiz sayı olması uygun olacaktır. Sonrasında da kuklanın X koordinatını bu sayı ile Y koordinatını ise sıfırla değiştirmemiz bu aşamada yeterli olacaktır. Unutmadan fareye tıkladığımızda bu komutların çalışmasını istediğimiz için işlemlerimizi bu aşamada On Mouse Down fonksiyonu içerisinde yazıyoruz. Peki Y için neden sıfır yazdık? Çünkü bu sayede ödül ekranın en üstünde bir yere konumlanabilecek. Sıfırdan büyük bir sayı girseydik, ekranın daha aşağısına bir yere karşılık geleceği için istediğimiz gibi bir görüntü elde etmemiz mümkün olmayacaktı. Şimdi sıradaki aşama ne olmalı? Ödülü ekranın üst kısmında rastgele bir konuma gönderdiysek, sırada ödülün aşağıya hareketini sağlamamız gerekiyor. Bunun için gerekli olan kodu ben yazabilir miyim? Tabii ki. Kontrol sende o zaman. Şimdi fareye tıkladıktan sonra ödülün konumunu değiştirerek aşağıya doğru hareket etmesini sağlamamız gerekiyor. Aşağı hareket ettirmek için ödülün Y koordinatını arttırmamız yeterli olacaktır. Tüm bu söylediklerimin de update fonksiyonu içerisinde yazılması gerekiyor. O zaman şöyle bir satır sanırım uygun olacaktır. Hadi deneyelim o zaman. Bir adet ödül sorunsuz bir şekilde ekranın üstünden altına doğru hareket ediyor. Şimdi bu ödül sayısını 5'e çıkarmamız gerekli.
bir fikrin var mı? Aklımda bir fikir var ama bu fikri beğenip beğenmeyeceğinden emin değilim. Ben yine de anlatayım. Bir ödül için yaptıklarımızı 5 kere tekrar etsek. Yani ödül demek yerine ödül 1, ödül 2 gibi ödülleri 5'e kadar isimlendirsek ve her biri için biraz önce yaptıklarımızı tekrarlasak. Bence 5 ödül yukarıdan aşağıya doğru hareket eder diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Bu şekilde 5 farklı ödülü yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirmemiz oldukça kolay olurdu. Ama ödül sayısı 5 değil de 50 ya da 100 gibi büyük bir sayı olsaydı ne olurdu? İşte bunu söyleyeceğini tahmin ediyordum. Ama biliyor musun? Bunun için de bir cevabım var. Ama nasıl kod haline dönüştüreceğimi kestiremiyorum. Kuklaları sıralı enliler ile birlikte kullansak nasıl olur? İlk ifade ettiğin çözümün verimli bir çözüm olmadığının sen de farkına varmışsın. Ayrıca kodumuzu daha verimli hale getirmek için sıralı enlileri kullanmak da çok yerinde bir öneri. Bu önerine bir ekleme de ben yapayım istersen. Fark edeceğin üzere burada tekrarlanan bazı görevler var. Programcılar tekrarlanan görevler için döngü olarak isimlendirilen yapıları kullanırlar. Bunun yanında birden fazla değişkenin bir arada tutulması için liste isimli bir veri yapısı kullanmamız da yerinde olacaktır. Yani aslında iki yeni programlama kavramını da bu sayede öğrenmiş olacağız. Liste ile başlayalım istersen. Bu kavram bize çok yabancı değil. Sıralı enliler ile benzer özellikleri var. Ancak hatırlarsın, sıralı enlilerin içeriğini değiştiremiyordum. Bu da kullanım alanlarını bir miktar sınırlıyor. Listeler ise sıralı enlilere benzer bir yapıya sahip olmasının yanında içeriği değiştirilebilen bir veri yapısı sunuyor. Sıralı enliler gibi birden fazla değeri taşıyor. Bu değerlerin yine bir indeksi var. Farkı ise istediğim bir indekste yer alan değeri değiştirebiliyorum. Öyle mi? Kesinlikle. Şimdi yapacağımız örnekle bu durumun çok daha anlaşılır hale geleceğine inanıyorum. Python'da iki çeşit döngü olduğunu söyleyebiliriz. For döngüsü ve while döngüsü. While döngüsünü daha sonraki videolara bırakalım. For döngüsü ise basitçe tekrar edecek adımların ve bu adımların kaç kere tekrar edeceğinin belli olduğu durumlarda kullanılır. Örneğin 0'dan 4'e kadar olan sayıları ekrana yazmak için for döngüsü kullanabiliriz. Bu işlemi gerçekleştirmek için for döngüsünde range isimli fonksiyon kullanmamız gerekiyor. Range, Türkçe'de aralık anlamına gelir ve bu fonksiyon belirli bir aralıkta sırayla üretilen bir sayı dizisi oluşturur. Örneğin, range parantez içinde 10 komutu ile 0'dan 9'a kadar arka arkaya üretilen bir sayı dizisi oluşturabiliriz. For döngüsünde her bir döngü adımında bu sayı dizisinde sırası gelmiş olan eleman kullanılır. Ekranda da gördüğün gibi. For döngüsü içerisindeki komut olan print komutunu 5 kere çalıştırdı. Range fonksiyonu oluşturduğu sayı dizisi sırayla sayaç değişkenine aktarıldı ve ekrana bu sayede 0'dan 4'e kadar olan sayıları yazdırabildik. Kullanımı sırasında senin de dikkatini çekeceği üzere önce for ifadesi yazılır. Arkasından üretilecek olan elemanların atanacağı değişkenin ismi yazılır. Örneğimizde bu değişkene sayaç ismini verdik. Farklı bir isim de verebilirdik. Değişken isminden sonra in ifadesi yer alır. In kelimesinin anlamını biliyor musun? Evet, içinde anlamına geliyor. Doğru. In ifadesiyle her bir adımda sayaç değişkenine range parantez içinde 5 komutu ile üretilen sayıların atanmasını sağlıyoruz. Ama bir saniye, print komutu neden ilk olarak ekrana 0 yazdı? Range komutunun belirli bir aralıkta sayı dizisi ürettiğini söylemiştim. Bir aralıkta sayı üretebilmemiz için başlangıç ve bitiş değerlerine ihtiyacımız var. Eğer range komutuna sadece 5 değerini girersek, komut bu sayıyı bitiş değeri olarak kabul eder ve aralığın başlangıcı olarak 0 değerini atar. Yani sayaç değişkenine ilk olarak 0 değerini atardık. O zaman range parantez içinde 4,8 şeklinde yazmış olsaydık, ilk değer olarak 4 sayısı sayaç değişkenine atanacaktı, değil mi?
Ayrıca dikkatimi çeken başka bir nokta daha oldu. Range komutuna 5 değerini girmemize rağmen 4'e kadar olan sayılar ekrana yazıldı. İlk söylediğin durum için ilk değere range parantez içinde 4,8 komutu ilk olarak 4 sayısını üretecektir. Son sayı olarak da 8'e gelemeyeceği için ürettiği son değer 7 olacaktır. Aslında aynı durum ikinci sorduğun soru ile de alakalı. Python'da bazı istisnalar dışında genel olarak son değerler kapsam dışı bırakılır. Bu nedenle ekranda yazdığımız program son sayı olarak ekrana 5 yerine 4 yazdı. Şimdi daha aydınlatıcı olması açısından ekranda yazdığımız programa biraz daha yakından bakalım. Programımızın gövdesinde sadece print parantez içerisinde sayaç komutu olduğunu görüyorsun. Koşul ifadelerinde olduğu gibi döngü gövdesine yazılmak istenen komutlar için bir tab girinti yapılmalıdır. Gövde içerisindeki print komutu sayesinde sayaç değişkenini aldığı ilk değer olan 0 ekrana yazılır. Daha sonra döngüde yeni bir adım işletmek üzere sayaç değişkenine range parantez içinde 5 komutu ile üretilen ve sıradaki eleman olan 1 değer atanır. Döngü gövdesinde bulunan print parantez içerisinde sayaç komutu ile 1 değeri ekrana yazılır. Arkasından sayaç değişkenine 2 değer atanır ve ekrana yazılır. Bu 3 ve 4 değerleri içinde tekrar edildikten sonra döngüden çıkılır ve döngüden sonraki ilk satıra geçilir. Özetle, for döngüsünde range fonksiyonu ile sırayla üretilmiş bir dizideki elemanların her biri için döngü gövdesinde bulunan işlemler tekrarlanır. Peki listeler? For döngüsüyle listeleri nasıl kullanacağız? Şimdi o noktaya odaklanalım. Liste isimli veri yapıları içerisinde farklı tipte birden fazla veri tutulabilir. Örneğin, ekranda gördüğün komut ile örnek isimli bir liste oluşturulmuştur. Bu listenin sıfırıncı elemanı olan örnek, köşeli parantez içerisinde sıfırın değeri pygame. Örnek, köşeli parantez içerisindeki birin değeri true. Örnek, köşeli parantez içerisindeki ikinin değeri 10. Ve son olarak örnek, köşeli parantez içerisindeki 3'ün değeri 20.5'tir. Listeleri oluşturmak için köşeli parantez içerisinde liste elemanlarının virgül ile ayrılması gerekir. Listeye yeni bir eleman eklemek için append metodu kullanılır. Örnek isimli listeye tırnak içinde zero elemanını eklemek için ekrandaki şekliyle örnek.append parantez içerisinde tırnak içinde zero komutu kullanılmalıdır. Şimdi oluşturduğumuz bu listeyi for döngüsüyle birleştirelim. For ifadesini yazarak döngüde kullanacağımız değişkeni belirleyelim. In ifadesinden sonra listemizin ismini yazalım. Son olarak da döngünün gövdesinde bu elemanları ekrana yazdıracak olan komutu yazalım ve çalıştıralım. Gördüğün gibi liste elemanları sırasıyla ekrana yazıldı. İstersen şimdi asıl problemimize geri dönelim. Öncelikle ödüller isimli boş bir liste oluşturalım. Bu liste içerisinde ödül olarak kullanılacak aktörlerin ekleneceğini unutma. Fare tuşuna basıldığında ödüllerin oluşmasını sağlayacağımız için onMouseDown fonksiyonu içerisinde işlemlerimize devam edelim. 5 ödül olacağı için 5 kere tekrar edecek bir for döngüsü oluşturarak döngünün gövdesine geçelim. İlk kuklayı oluşturalım ve ekranın üzerinde rastgele bir noktada konumlanmasını sağlayalım. Bu kuklayı da ödüller listesine ekleyelim. Böylece fare tuşuna tıkladığımız anda 5 kukla oluşturularak listeye eklenmiş olacaktır. Benzer şekilde draw fonksiyonu içerisinde ödüllerin çizilmesi için her bir ödülün draw metodunu ayrı ayrı çağırmaktansa for döngüsü ve ödüller listesiyle bu işlem Python'a yaptırılabilir. Öncelikle ekran rengimizi belirleyelim ve döngüyü oluşturalım. Döngü gövdesinde her bir kuklayı ekrana bastıralım. Gördüğün gibi 5 kuklayı ayrı ayrı ekrana bastırma komutunu programcının yazması yerine döngü sayesinde bu komutlar
otomatik olarak iki satır ile yazılmış oldu. Son olarak, her bir ödülün sahnenin üstünden aşağıya doğru inmesi için ödüllerin Y değerini update fonksiyonu içerisinde arttıralım. Bu işlem için gerekli kodu for döngüsü ve ödüller listesiyle kolayca yapabiliriz. Artırma işleminde sabit bir sayı kullanılırsa ödüllerin hızı sabit olacaktır. Bunun yerine random.randrange parantez içerisinde 1,20 komutuyla ödüllerin hızının değişken olmasını sağlayalım. Şimdi de çalıştıralım. Gördüğün gibi 5 farklı ödül ekranın üstünden aşağıya doğru hareket ediyor. Ama fark edeceğin gibi geliştirmeye açık birçok nokta var. Çok iyi! Aklıma döngü ve dizileri kullanabileceğim bazı fikirler gelmeye başladı bile. Ne dersiniz arkadaşlar? Sizler de aklınıza gelen farklı fikirler üzerinde çalışıp bizlerle paylaşmak ister misiniz? Şimdilik görüşmek üzere.